Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Bakara Suresi 232-235. ayetleri değerlendireceğiz. Allahu Teala burada aile hayatıyla alakalı bir takım hükümleri bizlere bildiriyor. Şöyle ki: وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, kadınları boşadığınızda, فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ, ve onlar müddetlerini tamamladığında, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, onları zorlamayın. En yenkihne ezvacehunne, eski kocalarıyla tekrar evlenmeleri hususunda onlara engel olmayın. İza taradav beynehum bil maruf. Onlar kendi aralarında maruf bir şekilde buna razı olmuşlarsa, yani bırakın eski kocalarıyla evlenebilsinler. Yani rici talakla boşanmışsa, tekrar birbirlerine dönme imkanı varsa bu durumda bu yönde tercihlerini kullanabilirler ve bunların velisi durumunda, kadınların velisi durumunda olanların buna engel olması uygun değil. Toplumda zaman zaman böyle haller yaşanabiliyor. Diyelim ki kocası hanımına diyor ki, ben seni görmek istemiyorum, ananın evine git diyor. Ve bu bir nevi boşamak gibi. Anasının evine gidiyor ve bir miktar o orada, bu burada, bayağı iki tarafta zorlanıyor. Neticede hele bir de çocuk varsa aile hayatlarını yine birleştirmenin uygun olacağı kanaatine varıyorlar ve neticede belki bir takım telefon görüşmeleri veya arada bazı aracıların gidip gelmesi neticesinde aile hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Ancak bazı aileler yani kızlarını tekrar göndermek istemiyorlar. Tekrar eskisi gibi problemler yaşarsınız diye endişeleri olabiliyor. Tabii bu endişeleri bir dereceye kadar haklı da olabilir ama yeni bir hak vermek, bunlara tekrar bir fırsat vermek, bu daha uygun. Ayet-i kerimeden o anlaşılıyor. Eğer karı koca tekrar beraber olmak isterlerse buna engel olmayın. Onların velilerine, kadınların velilerine böyle bir hatırlatma yapılıyor. ذَٰلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Bu sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere bir öğüttür. Size bu şekilde bir öğüt verilmektedir. ذَٰلِكُمْ اَزْكَى لَكُمْ. Bu sizin için daha faydalı ve edhar ve daha temizdir. Yani bu şekilde hareket etmek daha faydalı ve daha temiz olan bir durumdur. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ. Allah bilir. وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ama siz bilmezsiniz. Yani Allahu Teala geleceği de bilir. Dolayısıyla bazı aileler vardır ki aralarında bir ara bir problem yaşanmıştır. Bir miktar şöyle bir ayrı olmuşlardır ama henüz tam da boşanmamışlardır. Bunların tekrar bir araya gelmesi mutlu bir yuva olabilecektir. İşte bunu Allah bilir ama siz bilemezsiniz. Bundan dolayı kadına engel olmayın. Ayet-i kerime bunu nazara veriyor. Vel validatu, anneler yurdu'ne evladahunne, evlatlarını emzirirler. Havleyni kamileyni, tam 2 yıl. Limen erade en yutimmer rada'e, yani her kim emzirmeyi tam yapmak isterse tam 2 yıl emzirirler. Burada haber şeklinde geliyor. Yani anneler çocuklarını 2 yıl, tam 2 yıl emzirirler. Bundan murat emzirsinler. Emzirmeleri daha uygundur. Bunu ifade ediyor. Çünkü ayetin devamında limen erade en yutimmer rada'e, bu emzirmeyi tamamlamak isteyen kimse içindir diyor. Demek ki bu işin normali 2 yıl. Bugün tıp uzmanları da, bu sahanın uzmanları hiç olmazsa en azından bir 6 ay bebeğin anne sütünden başka bir gıda ile beslenmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ve bunun ideal boyutunun da Kur'an-ı Kerim'de nazara verildiği şekilde 2 yıl emmek tarzında olduğunu ifade ediyorlar. Bir ara anne sütüne bir alternatif olsun diye mamalar ön plana çıkarıldı. Ama daha sonra bunun ticari gayeyle yapıldığı, mamanın satılması için çocukların sütten kesildiği daha sonra anlaşıldı. Ve artık bugünün aklı selimle düşünen kimselerin de bu noktada bir tereddüt yoktur. Anne sütü en değerli bir besindir ve anne ile çocuğu arasında
Bu noktada hem daha böyle psikolojik bir beraberlik de söz konusu oluyor. Daha böyle birbiriyle beraber olma gibi durumlar. Çocuğun gelişmesi açısından bu çok daha önemli. Ayet-i Kerime bütün kadınlarla, bütün annelerle alakalı ama evvelinde boşanmakla alakalı hükümler de yer aldığından boşanmış olan kadınlar, yanlarında bebekleri de varsa bu bebeği 2 yıl emzirsinler. Bu manada anlaşılabilir. Zaten günümüzdeki uygulamada da diyelim mahkeme kanalıyla boşanmalarda çocuk küçükse, süt emecek durumdaysa anneye veriliyor ve anneye hakim işte bir nafaka takdir ediyor ve eski kocasından bunu alıyor ve çocuğun masraflarını bu şekilde babası üstlenmiş oluyor. Ve alel mevludi lehu ve çocuk kendisi için dünyaya getirilmiş olan, yani baba demiyor da çocuğun dünyaya gelmesinde birinci etken babadır. Çocuk önce babaya aittir tabiri caizse. Hem de anneye aittir. Ama ilk başlangıç babadandır. Ana rahmi ona bir zemin olmuştur. Ve çocuk orada büyümüş ve annenin karnında 9 ay kaldıktan sonra dünyaya gelmiştir. Ama birinci unsur erkek olduğundan çocuk kimin için dünyaya getirilmişse böyle bir ifadeyle anlatılıyor. Babanın bu noktada sorumluluğuna dikkat çekiliyor. İşte o çocuğun babasına ait olan görev rızkuhunne ve kisvetuhunne bil maruf. Maruf bir şekilde o hanımına, boşamış olduğu hanımına hem rızkını hem de onun elbise gibi masraflarını karşılamak. Yani günümüzde nafaka tabir edilen şey, çocuğun nafakası ve anne babanın annenin diye düzelteyim, annenin geçimiyle alakalı şeyler babaya ait oluyor. La tükellefu nefsun illa vus'aha. Hiçbir nefis kaldıramayacağı bir şeyle mükellef tutulmaz. Yani burada maruf bir şekilde denilmesi bu makul ölçüler çerçevesinde olmalı. Erkeğe yüklenecek olan nafaka görevi kaldırabileceği tarzda olmalı. Yoksa işte böyle bir olaydan sonra, bir boşanma olayından sonra erkeği çökertecek tarzda bir nafaka borcuna da onu sokmamak gerekir. Maruf, makul bir şekilde bunun yapılması gerekir. Ayetin devamı bunu nazara veriyor. Hiçbir nefis kaldıramayacağı bir yükle mükellef değildir. La tudarra validetun bi veladiha. Anne çocuğundan dolayı zarar görmesin. Ve la mevludun lehu bi veladihi. Baba da, kendisi için çocuk dünyaya getirilen baba da bundan dolayı bir zarar görmesin. Ve alel varisi mislu zalik. Varis de aynı şekilde. Yani diyelim baba vefat etmiş olabilir. Bu durumda çocuğun bakımını babanın varisleri yüklenecektir. Onlar da yine kaldıramayacakları bir yük altına sokulmamalı. Yani maksat bir tarafı çökertmek değil, beraberce meseleleri halletmek olmalı. Çocuk her iki tarafındır ve anne onun sütüyle ilgilenecektir ve anneye hem rızık hem de giyimi, bu gibi masrafları ödenmiş olacaktır. Fein erade fisalen an taradim minhume ve teşavur. Eğer iki tarafın karşılıklı rızası ve meşveretleri neticesinde, yani çocuğun anne ve babası bir araya gelir, artık çocuğu sütten keselim diye meşveret ederler, karşılıklı buna rıza gösterirler, bu durumda fela cunah aleyhime, onlara bir günah yoktur. Ve in erattum en testerdiu evladekum. Eğer evlatlarınızı süt anneye vermek isterseniz fela cunah aleykum ve bunda size bir günah yoktur. Yani illa annesinin emzirmesi şart değildir. Süt anneye de verilebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam süt anneye verilmiştir. Halime-i Sadiye onun süt annesiydi. Dolayısıyla her ne kadar normal öz annesinin emzirmesi esas ise de bunun istisnaları olabilir ve bir süt anneye verilebilir ve onun da masrafları karşılanır. İza sellemtum ma ateytum bil maruf. Ama
maruf bir şekilde ona da yine vereceğinizi verdikten sonra süt anneye de belli bir ücretin ödenmesi gerekir ve bunun da masrafı babaya aittir. Yani baba ona belli bir ücret ödeyecek ve bu şekilde çocuk sütünü emmiş olacak. Çocuk sağlıklı bir şekilde yetişmiş olacak. Vettakullah, Allah'tan korkun. Ve'lemu ennallaha bima ta'meluna basir. Ve bilin ki Allah yaptıklarınıza basirdir. Allah yaptıklarınızı görür. Vellezine yuteveffevne minkum, sizden vefat eden ve yezerune ezvace, geride eş bırakanlar, yani sizden erkeklere hitap bu, sizden vefat edip de geride hanımı olanlar, yeterabbasne bi enfusihinne erbaate eşhur ve aşra, o vefat etmiş olan erkeğin hanımı 4 ay 10 gün bekler. Yani burada vefat eden erkeklerin işte hanımları ne kadar bekleyecek? Bunun süresi belirtiliyor. 4 ay 10 gün beklemek tarzında. Peki bunun hikmeti nedir? Diyelim hanımı hamile olabilir ve hamilelik hemen ilk ayda anlaşılmaz. Hemen karnında bir şişkinlik olarak görülmez. Ama bir 4 ay 10 gün süre geçtiğinde karnında çocuk var mı yok mu bu belli olur. Çevrede bunu görür ve çocuğu yoksa bu 4 ay 10 günlük süre geçtikten sonra kadın isterse bir başkasıyla evlenebilir. فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ Bu şekilde kocaları ölüp de 4 ay 10 gün süreyi tamamlayan kadınlar فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ Sizin için bir günah yoktur. فِيمَا فَعَلَتْ فِي اَنْفُسِهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَ فِي اَنْفُس۪ينَ بِالْمَعْرُوفِ Onların maruf bir şekilde yaptıklarında sizin için artık bir günah yoktur. Bu şu anlamda, yani işte birisinin hanımı vefat etti. Vefat ettikten sonra da aradan bir 4 ay 10 gün geçti. Bu süre geçtikten sonra artık kadın tümüyle bağımsızdır, serbesttir. Her ne kadar vefat edenin yakınları onu yine gelinleri olarak görürlerse de o isterse bir başkasıyla evlenebilir. Evlendiği zaman onların hanedanına bir leke getirmiş olmaz. Meşru bir hakkıdır. Hakkını kullanmış olur. Ama isterse evlenmeyebilir de yine onların gelini olarak o şekilde devam eder. Bu onun tercihidir. Toplumumuzda iki türlüsünü de görebilmekteyiz. İşte bazı kadınlar kocaları vefat ettiğinde henüz daha kendileri genç yaşta olsa bile bir sadakat borcu gibi görüyor ve ömür boyu bir başkasıyla evlenmeden hayatını devam ettiriyor. Ve kendi baba evine değil oraya gitmiyor, kayınpederinin evinde veya kocasından miras kalan evde hayatını devam ettiriyor. Artık kadın o noktada hürdür, tercihini dilediği noktada, dilediği şekilde kullanabilir. Vallahu bima ta'maluna habir, Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ Yani sizin için kadınlara tariz yollu bir şeyler çıtlatmanızda bir günah yoktur. اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ Veya içinizde gizlemenizde bir mahsur, bir vebal söz konusu değildir. Yani diyelim bir erkek vefat etti ve vefatından dolayı işte hanımı o 4 ay 10 günlük süre içerisinde o sürede bekliyor. Olur ya, çevrede onunla evlenmek isteyenler olabilir. Doğrudan ona talip olduklarını ifade etmeleri uygun değil. Henüz iddet müddeti içerisinde, o 4 ay 10 günlük süre içerisinde. Ama bir nevi talip olduklarını ima yollu, tariz yollu ifade edebilirler. Ve o şekilde diğer tarafa bunu hafiften hissettirebilirler. Veya kendi içlerinden, yani şu 4 ay 10 gün süre bittiğinde ben işte falan hanımla evleneyim, bunu böyle düşünmelerinde bir günah yoktur. Alimallahu ennekum, Allah bildi ki setezkurunehunne, siz onlardan bahsedeceksiniz. O kadınlardan, işte şöyle güzel, şöyle akıllı gibi onlardan bahsedeceksiniz. Velakin la tuaiduhunne sırra, lakin gizliden birbirinizle
buluşmayınız. Yani birbirinizle randevulaşmayınız. Yani bu hem vefat eden kimsenin hukuku açısından önemli, hem de onun hanımı durumunda olan, henüz daha iddet süresinde olan kadın için önemli. Yani daha kocası yeni vefat etmiş, işte falanla görülmüş. Bu toplumda hiç de iyi karşılanmaz, iyi bir şey de değildir zaten. Bu açıdan evet, bir insan diyelim kocası vefat etmiş bir kadına iç dünyasında ben onunla evlensem uygun olur diye düşünebilir. Ama onunla randevulaşmak tarzında bir şey iddet süresi içinde 4 ay 10 gün içerisinde böyle bir şey yapması şer'an caiz değildir. İlla en tegulu gavlen marufe, ancak maruf bir şekilde söz söyleyebilirsiniz. Yani insanlar birbirine gider gelir ve kadın erkek belli şartlarda baş başa kalmak tarzında değil, yanlarında bir üçüncü şahıs olmak suretiyle konuşabilirler. Bu manada maruf bir şekilde bir şeyler konuşmalarında veya erkeğin o süre zarfında niyetli olduğunu hafiften hissettirmesi tarzında bunlarda bir vebal yoktur. وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاهِ hatta يَبْلُوَ الْكِتَابُ ecele. Yani o nikah bağı tamamen aradan kalkıncaya kadar evlenmeye azmetmeyiniz. Yani kadının kocası vefat etmiştir. 4 ay 10 gün beklemesi gerekiyor. O süre bitmeden nikaha, yeni bir nikaha teşebbüs etmeyiniz. Ayet-i kerime bu manayı ifade ediyor. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Yani bilin ki Allah sizin içinizde olanları bilmektedir. Nefsinizden geçenleri bilmektedir. Dikkat edin ve sakının. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Ve şunu da bilin ki Allah gafurdur, bağışlayıcıdır, halimdir. Hemen bir anda cezalandırmaz, fırsat da verir. Cenab-ı Hak aile hayatında en mutlu bir şekilde yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.